Şimdi insanların neden boşandığını ben bilmiyorum. Evlilik uzmanı değilim. Fakat kendi tecrübemden yola çıkarak görüşlerimi ifade edebilirim. Ben eskiden çok düşük maaşlarla çalışırken gece gündüz çalışmak zorunda kalıyordum. Hayattaki zorlukların verdiği stres ve sıkıntılardan dolayı bana dokunsa patlayacağım. Tamam mı? Hanıma dokunsa patlayacak. Yani çünkü çok stresliyiz yani. Gece gündüz parayı nasıl yettireceğiz yani? Ay sonunu nasıl çıkartacağız? Bunun stresindeyiz yani. Orada sevgi, aşk, romantizm falan filan bırakın bunları ya. Biz karnımızı doyurmaya çalışıyoruz yani. Ama IT işini bulunca belli bir şekilde refah seviyemiz arttı, mutluluğumuz da arttı. Hanımı ben ilk defa yemeğe götürebildim dışarıda, çocukları dışarı götürdük falan. Bir Rus hanımefendi geçen söyledi ki, dedi ki Kuzat dedi şu an çok mutluyum dedi. Eskiden gece gündüz çalışıyordum bir mortgage firmasında. İki tane çocuğum var. Çocuğumla zaman geçiremiyordum. Kocama hizmet edemiyordum. Kocamla da zaman geçiremiyordum. Yani bir eş olarak kendimi kötü hissediyordum. Bir anne olarak kendimi kötü hissediyorum. Ve çok teşekkür ederim dedi. İşte bu eğitimler sayesinde IT işine girdim. Şu an evden çalışıyorum. Yani çocuklarımla da zaman geçirebiliyorum. Kocama da iman etmiyorum. Daha mutluyum dedi. Şimdi bu bir şey. Bir de Luisa diye bir hanımefendi vardı. Eskiden dondurma fabrikasında çalışıyormuş. Gece gündüz çalışıyorum diyor. 6 gün 12 saat çalışıyorum diyor. Ya ben bu işi bırakmamındaki en büyük nedenlerden bir tanesi para değildi diyor. Ben düşündüm. 6 gün fabrikadayım. 7. günü de uyuyorum diyor yorgunluktan. Kocamla gencecik insanlarız ya. Zaman geçiremiyoruz diyor. Kocam da destek verdi. IT işini de buldum. Şu an çok mutluyuz dedi. Kocamla ailemle zaman geçirebiliyorum. Kocam da IT işine girdi. Dolayısıyla biz çok daha mutluyuz. Ev aldık, bilmem ne yaptık, park yaptık falan. Şimdi bir tarafa bakıyorsunuz. İnsanların refah seviyesi yükselmiş. Refah seviyesi yükselince aile stresler de azalınca insanlar birbirini daha sevmeye imkan bulmuş yani zaman bulmuş yani. Sevmek de imkan isteyen bir şey. Yani gece gündüz çalışan, gece gündüz işte geçiren bir insanın imkanı bile olmaz. Çünkü o bir günlük işini bıraksa oradaki maaşından boş kalıyor. 100 dolarlık gelirinden boş kalıyor. O 100 dolarlık gelir olmayınca burada arabanın payment'i derken, evin morgacı derken onu ödeyemiyor yani. Bu böyle durumda birçok insan var. Şimdi bu insanların hayat refah seviyesinin yükselmesini ben kötü bir şey olarak bakmıyorum, iyi bir şey olarak bakıyorum. Neden? Bazı aileler daha mutlu olur bazı aileler boşanıyor. Şimdi burada suçlu olarak suçu paraya, yüksek maaşa bağlamak bence doğru bir yaklaşım olmayabilir. Çünkü bana şunu hatırlatıyor. Kadın bizim özellikle Müslüman toplumlarda biz biliyoruz ki kadınların durumu erkeğe bağlı. Çünkü erkekler karar veriyor. Çünkü ekmeği onlar getiriyor. Erkek egemen bir toplumuz biz Müslümanlar olarak. Şimdi kadının ekonomisinden tutun, harçlığından tutun, elbisesinden makyajına kadar bir özgürlük yoksa orada her şeyi kocasının iki dudağının arasına bakıyorsa bu kadına hani sadece para kazanmadığı için yeterli ölçüde sevgi ve saygı duyulmuyorsa ya muhtemelen bu kadının eline güç geçtiği zaman sana olan muhtaçlık ve mahkumluk kalktığı zaman bu sefer hani aslında şey oluyor, kadının özgürlüğü oluyor. Özgür olduğu an, gidebildiği an senden gitmiyorsa, elinde parası varken seni seviyorsa, mecbur kalmadığı halde seni seviyorsa seni seviyordur. Ama eline imkan geçer geçmez senden kaçıyorsa, hani suç imkanda değil, problem imkanda değil. Problem o kadın imkansızken seninle yaşamak zorunda kalmasını hissetmesi yani. Neden insanların eline güç geçince, para geçince, imkanlar geçince ya erkek karısını bırakıyor ya karısı erkeğini bırakıyor? Ve bunlara baktığımız zaman aslında semptomlara değil. Yani hastalığın belirtilerine değil, hastalığın kendisini çözmüş oluruz yani. O yüzden arkadaşlara benim hani acizane, ben evlilik uzmanı değilim ama sevgi derken, aşk derken şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Sevgiliniz derken hani evliyim falan filan diyor ya, evlendikten sonra da sevgi devam etmesi lazım. Aslında sevgi orada başlıyor yani. Burada sevgiliniz derken eşinizden bahsediyorum yani. Sevgiliniz size muhtaç kalmadan, mahrum kalmadan da seviyorsa seviyordur ama eline imkan geçtikten sonra sevmiyorsa şunu sormanız lazım. Eskiden de sevmiyormuş, mecbur kalmış diyebilmeniz lazım yani. O yüzden arkadaşlar sorunun kökünü bulalım, kökten çözelim.